Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, öncelikle bu video konkur biletle ile ilgili son videom olacak. Oyunda yeteri kadar oynadım düşünüyorum. Ee, yeni bir oyun arayışı içine gireceğim. Tavsiyeniz olursa yorumlarda beklerim. Çok makbule geçer. Onun dışında şimdiye kadar zaten bildiğim her şeyi aktarmaya çalıştım sizlere. Gerek kullandığım sınıflar olsun, gerek birimler olsun, gerek taktikler olsun son olarak da bu videoda oyunun algoritmasına değinmek istiyorum yani çalışma sistemine merak eden arkadaşlarım vardı hem onlar için de bir rehber niteliğinde olur evet çok da fazla uzatmadan oyuna bahsetmek istedim algoritma olayına geçelim evet arkadaşlar bahsetmek istediğim kısım burasıydı en azından buradan bir başlangıç yapalım Burada tablolarımız mevcut. Bu tablolar nasıl kullanılır? Kısaca onlardan bahsedeceğim. Türkçe çevirme vaktim olmadığı için yapamadım. Ama merak eden arkadaşlar olursa, çevirmek isterse herkes hem birbirine yardımcı olmuş olur hem ilerlemiş olur. Kabaca bahsedecek olursam, sol üstte varyasyonlar yer alıyor. Kahraman TR4 yani mor birimlerin, ağır zırhların, orta zırhların ve hafif zırhların bulunduğu varajlar ve onun yanında kahramanın ezici hasar, pardon, ezici zır avarıcı ve diğer dördün yani aynı şekilde ezici zır avarıcı bulunmakta. Burada 72 stat vermekteyiz. Bu bahsettiğimiz kısım statların dağılımını statların rehberine içeren bir kısım. O nedenle statlar ön planda olacak ve burada bir tablomuz bulunmakta. Bunu nasıl kullanacağınızı hemen sağ üst köşedeki tabloda anlatmakta. Birinci kısımda işte zaten burada kutucuklarda da belirtiyor A11, A25 diyerekten. Hemen bakalım A11 A25. Buraya kadar olan kısım. Burada hem runlarınızı çıkartıyorsunuz hem de statlarınızı sıfırlıyorsunuz ve orada boş halinizde olan statlarınız değerlerini buraya giriş yapıyorsunuz. Aynı zamanda burada kutucuk renkleriyle de tarif etmiş. B19'da Silahınızı seçiyorsunuz. Burada B19'a geldiğimiz zaman şurası silah denk gelmiyor. Bazı yerlerde kaymalar mevcut. Burada short sword olarak girmiş yani kısa kılıç. Eğer kısa kılıç oynuyorsanız birebir de alabilirsiniz belki burayı. Onun haricinde varyasyonlardan bahsetmiş A5 ve G5 olarak yani buradan buraya olan kısmı bu varyasyonları kendinize göre değiştirebilirsiniz, arttırabilir, azaltabilirsiniz. burada örnek aldığı mesela IPG'nin açılımı bilmiyorum. Ancak Berserker'lardan, Paradin'lerden, Iron Reaper'dan yani Demir Biçici'den bahsederek bu bilgileri kullanmış. Değiştirmek isterseniz yine aynı şekilde o birimlerin veya kullanacağınız birimlerin zırhlarına, değerlerine bakabilirsiniz. Ve daha sonra 4.1, 4.2 olaraktan aşamalarımız devam etmekte. Eee öncelikle 4.1'de zırh ve e, çeviklikten bahsediyor tafınız. E, first e, yani ilk olarak can ve zırh runlarını takmanızı istiyor zırhınıza ve base statları girmenizi istiyor. Bir gri ve bir de yeşil olan kutucuklara. Hemen dönüp baktığımda e, yeşil ola, olan kutucuk bu, gri olan kutucuk bu. Bu şekilde. Buraları aynı şekilde diğer aşamalarda da bu şekilde gitmekte. Buralara değerlerinizi giriyorsunuz. Ve iki defa kontrol etmenizden bahsediyor burada. Çift dikiş olursa daha iyi olur diye. Ve sonuçlar, varyasyonlar, formüller zaten burada hesaplamakta. Mesela burada sizin sağ çıkıp çıkamayacağınız şansınızı ölçüyor. Burada aynı şekilde delici hasar şansınızı kesici ve ezici olarak nitelendirmiş. Sol üst tarafta formülü mevcut zaten, buradaki değerleri değiştirdikçe buradaki formül otomatik olarak uygulayacaktır ve sonucu bulacaksınızdır. Burada son olarak e, sol altta e, bunun kurallarından bahsetmiş. Burada e, sonuçla e, sonuca bağlıyor. E, demek istediği şey orta ve e, hafif zırh için canın fazla olması, canın zırhtan fazla olması daha iyi sonucuna varmış. Onun hemen 2 iki altına mesela misket tüfeğin 2000 armor penetration'dan fazla olması hasarını her zaman daha fazla atar sonucuna varmış. Onun dışında iki tane notumuz mevcut ve kullandığı formül mevcut. Aşağıdaki basitleştirilmiş hali, yukarıdaki de formülün ham hali. Evet, burada bahsedeceğimiz, kısaca bahsedeceğimiz şey, bahsettiğimiz şey daha doğrusu STAT rehberi oldu. STAT'ların çalışma algoritması denilebilir buna. Bu şekilde bunları inceleyip kendinize göre de düzenleyebilirsiniz. Hemen bir başka tablomuza da ise aşağıdan geçiş yapıyorum. Burada da basitleştirilmiş STAT rehberi bulunmakta. Az öncekinin daha basit hali, uygulaması basit hali. Belki... Güncel hali diyebiliriz buna. Bunu hazırlayan arkadaşla konuştum. Konuştuğumda çok pardon. Güncel hali olarak bunu bana söylemişti. Öncelikle adım bir step bir. Diğerine göre daha basit. Daha adım adım gitmekte. Diyor ki runları ve statlarınızı sıfırlayınız diyor. İkinci adımda ise SS'ini alın ve en iyi silah ve zırhınızı girin diyor ve step 3'te yani adım 3'te temel değerlerinizi yazmanız istiyor. Bu şekilde temel değerlerinizi yazıyorsunuz. Step 4 hemen yani adım 4 hemen sağ tarafı silahınızı giriyorsunuz buraya. Başka bir silahsa başka bir silah. Ee, bu modlardan bahsetmiş. Bunlar zaten yukarıda formülü görüyorsunuz. Bayağı uzun bir formül. Ee, bunu girdiğiniz zaman ona göre ayarlanıyor. Step 5'te yani adım 5'te runlarınızı seçiyorsunuz. Kullandığınız runlar sezon 8'deyiz şu anda. Sezon 8 runları olarak güncellenmiş. 9'a geçtiğimiz zaman runlar değiştiği takdirde muhtemelen ya yeni bir tablo ya da yeni bir buraya runlar gelecektir. Eğer ki runlar değişirse. Bu şekilde kullanılan runları da burada giymiş, pardon, söylemiş hepsini. Mesela e, Agility ve Resilience dediği rundan artı 2 verilen Agility yanlış hatırlamıyorsam çeviklikti. E, bundan 4 tane takmış. Yani kafalık, zırh, eldiven ve bota birer tane takmış. STR yani güç artı 7 verenden bir tane. E, çeviklik artı 7 verenden bir tane takmış. Ve total yani toplam e, run statlarında buraya bu şekilde girmiş. Adım 5'teydik. Adım 6'ya gideceğiz. Burada. C below diye yanına bir not düşmüş. aşağı bakın diye. Adım 6'nın açıklaması. Yani dikkat etmeniz gereken kısım burası. Burada bahsettiği e, olay ise e, damage türünün e, silaha göre yüzdeliğini bahsediyor. Yani burada bir de örnek yapmış. Eğer ki mızrak kullanıyorsanız %10'dan fazla ezici hasar istemezsiniz. Yani çok az kullanılır veya en fazla %10 istersiniz demek istemiş. ama Glev oynuyorsanız %200 ezici hasar istersiniz. Çünkü Glev'in ezici vuran skillleri daha fazla demek istemiş. Yani burada sizin istediğiniz demeç türünü yazmanız lazım. Mesela dediği gibi mızrak örneği vermiş. Ben de mesela misket tüfeği örneği vereyim. Yakın zamanda videosunu çekmiştim. Ben misket tüfeğini eğer ki güç üzerine oynayacaksam yani ezici ağırlıklı olan skilllerini oynayacağım. Yani buraya ben %200 veya %300 değerini girmem lazım. Veya aynı şekilde delici oynayacaksam eğer buraya da %200, %150 artık yani bana kalmış bir durum. O değeri girmem lazım. Buna baktığınız bir yer yok. Bunu sizin tercihinize bırakıyor. Yani ne kadar hasar tercih ediyorsunuz. Onu girmeniz gerekiyor. Adım 7'de yine 72 tane stat puanından bahsetmiş. Ve buraya o stat puanlarınızı dağıtmanızdan bahsediyor. Ve sonuç olarak sonuçlara gelirsek de buralardan zaten direkt olarak formül hesaplayacaktır. Yukarıda zaten bunun formülü görmektesiniz. Yukarıda çıkıyor şu kısımda. Ve yeni statlar kazanılan statlar. Ve burada da e, örneğin ilk başlık hayatta kalma şansı %115, e, hasar şansı %116, işte delici hasar şansı, kesicisi, ezicisi olarak e, bahsetmiş. Ve en aşağıda diğer e, ihtimallerden ise balista headshot'ından bahsetmiş. 24k e, deme pardon, canınız ve üstü varsa e, sağ çıkmanız ihtimalinden bahsetmiş. Evet bu kısımda bu şekildeydi. Hemen bir başka tablomuzdan bahsedelim fazla vakit kaybetmeden. E, bu tablomuzda zırh ve can e, nasıl söylenir ona? Zırh ve canın hayatta kalma şansı üzerine etkileri. Biliyorsunuz ikisi de e, defansif statlar. Zırh e, size daha az vurulmasını sağlarken can da çok vurulduğu takdirde hayatta kalma şansınızı arttıran statlar. Burada onun bir... E, chart pardon tablosundan bahsetmiş. Bu şekilde uzayan bir tablo. Bunlara tek tek bakmayacağım ben şu anda video içerisinde yoksa çok uzun olur. E, tepede ortaya çıkan iki tane tablomuz var. Bu bu ihtimaller doğrultusunda. Yukarıda hemen göstermiş. Yeşil kalın çizgi canı temsil etmekte. Şurada zaten mouse üstüne getirince de HP işte HP artı ekstra dediği şey karışık yani. Hem can hem zırh. Hemen altında zırh. E, ağır zırh olarak. Hemen altında orta zırh ve hafif zırh olarak yaratmış. Bunlardan e, sol tarafı e, bunun yüzdelik e, her bir stat verdiğinizde yüzdelik sizin kazancınız. Ve sağ tarafta da hayatta kalma şansınız. Burada gördüğünüz gibi bir siyah bir de e, kalın yeşil çok fazla pik yapmış durumda. Siyah dediği şeye bakarsak ağır zırh e, koyu yeşil de zaten candı. Bunların kesiştiği nokta e, ikisinde en iyi de kullandığınız nokta. Daha sonra bir tanesine yönelmeniz gerekmekte zaten. Peki e, sonuç olarak cam mı e, daha etkili yoksa zırh mı daha etkili diye sorarsanız duruma göre değişiyor tabi bu. Ancak buradan çıkan sonuçta burada zaten e, bunu da küçük bir adım adım açıklamasını yer vermiş arkadaş. Benim tavsiyem candan yana canınız fazla olursa hayatta kalma şansınız da oldukça fazla oluyor. Sonucu buraya bağlayabiliriz. Buradaki yine vereceğim açıklamadaki linkten ulaşıp kendinizde incelemesini yapabilirsiniz. Ve daha sonraki sayfalarda bir nevi o ilk ortaya çıkan tablonun çalışma aşamaları denilebilir. Deneme aşamaları bu şekilde inceleyebilirsiniz. Daha aşağıya gidiyor zaten. Test data 1'de de yine aynı şekilde test kısımları. Burada mesela glove testi ne bulunmuş? LS dediği şey long sword yani uzun kılıç testi. E, aşağıda balyoz testi vesaire e, aşağı doğru gitmekte. Burada da yine aynı şekil gidiyor. Burada yine long sword'dan başlamış ve birimler üzerindeki testlere bakmış. Compression dediği kısım sanırsam yeni hazırlanıyor. Şu anda bu şekilde yarım bir halde veya tamamlanmamış bir halde. En azından bir açıklaması bulunmamakta. Bir sağa kaydırırsak da yapılacak testler de burada. Mesela Man at Arms yani hatırlamama izin verin. silah şörler olarak geçmekte bu birim. Türkçesi. Burada mesela Test bir ESMJ diyerekten test etmiş. Burada da başlıkları yer almakta. Damage'inden bahsetmiş, penetration'dan bahsetmiş, penetrasyonundan ve bu şekilde bir tablo ortaya çıkmış. Duals ile olan testi. Mesela burada Bomb Breaker'dan bahsetmiş. Yani e, Balyoz'un kemik kıran skili. Burada Aralarda kullandığı formüllerden bahsediyor, Basitleştirmiş bir haliyle. Evet, burada bahsedeceğim tablo bu şekilde. Her tablomuzda burası. Burada ise Herolardan TR5 yani 5 yıldızlı birimlerden bahsetmiş. Ee, bu şekilde bir tablo oluşmuş, muhtemelen hala da hazırlanmaya devam ediyor. Evet, aldığım kaynaktan bahsedecek olursam, linklerin içerisinde de mevcut. Burada gördüğünüz gibi, e, Alan Epoji diye bir arkadaşım hazırladı bunu ee, Discord kanalı mevcut yine Açıklama kısmında e, vereceğim linklerini e, yine de video linkini bu e, hazırlayan arkadaş tarafından dinlemek isterseniz o da burada mevcut e, Elena APC'nin kanal linkini de açıklama kısmına bırakacağım Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim son videomuzda böyle bir e, konu işlemek istedim e, yani belki son e, dokunuşu yapmak istedim Sonuçta bu arkadaş oynamaya devam ediyor ve geliştirmeye devam ediyor. Vereceğim Discord adresi de algoritma oyunun algoritmasına katkıda bulunmak isteyen gönüllü bir arkadaşlarla dolu. Oradan herhangi birisine ulaşıp burada aklınıza takılan kısımları da sorabilirsiniz. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. İlerleyen sezonlarda buraların güncelleneceğinin eminim. Siz de bundan faydalanırsınız umarım. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, başka bir oyunun başka bir videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.